Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bakanlar Kurulu ve MYK üyelerini AK Parti Genel Merkezi'nde topladığı koalisyon görüşmeleri için CHP, MHP ve HDP için kurduğu komisyonların üyeleriyle birlikte yaklaşık 4 saat sürdü değerlendirme ve ortaya konan temel yaklaşım koalisyon için yapacağız ama seçimden de kaçmıyoruz oldu. Toplantıda komisyon başkanları izlenimlerini, yol haritalarını anlattı. CHP ile ilk tur temasın ardından gerçekleştirdiği görüşmeye dair Kültür Bakanı Ömer Çelik de toplantıda bilgi verdi. CHP ile temaslar sıklaştırılarak sürdürülecek. AK Parti kurmaylarının ifadesiyle aceleci olmadan sağlıklı bir sürecin işlemesi için o görüşmelerin de tarafsız bir yerde, yani ne AK Parti ne de CHP'nin kendini misafir hissetmeyeceği bir mekanda olması önerilecek. CHP ile görüşmelerde heyette kimlerin olacağı da merak konusu. O isimlerin Merkez Yürütme Kurulu'nda netleşmesi bekleniyor. Ama Kültür Bakanı Ömer Çelik'in başkanlığını yaptığı komisyonda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Komisyona birkaç isim daha eklenecek. Heyetlerin görüşmesinde ilk etapta ilkeler üzerinde durulacak. Tek tek konu başlıkları için değerlendirmeler yapılacak. AK Parti'nin o başlıklar için önerisi seçim bildirgelerini baz alarak demokrasi, insan hakları, demokratikleşme, ekonomi gibi başlıkların masaya getirilmesi. Mümkün olduğu kadar ortak değerler üzerinden görüşmelerin yürütülmesine çalışılacak. Yine çözüm süreci de devam etmeli, kamu düzeninden de taviz verilmemeli denecek. Yeni anayasa başlığında örneğin uzlaşılan 60 madde üzerinden bir değerlendirme öne çıkacak. Başkanlık gündeme getirilmeyecek. Bir de AK Parti'nin masada olmamasını istedikleri var. Cumhurbaşkanının konumu, 4 eski bakanlarla ilgili talepler gibi. Yeni adım atmak için CHP ile ilk tur heyet görüşmelerinde ortaya çıkacak tablo beklenecek. O tabloya göre de AK Parti kendi içinde bir kez daha istişare sürecine girecek. Protokol yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. O aşamada Başbakan Davutoğlu'nun tüm partilerle bir tur daha görüşme yapması da bekleniyor. Karar verildikten sonra da ülke gündeminde ne varsa hükümetin atacağı adımlar olarak müzakere edilecek. Tek tek yazılacak.